Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike. Bugün sizlerle deprem üzerine bir video çekeceğim. Malum dün İzmir'de 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ve şu anda edindiğim bilgilere göre haberlerden 25 tane vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Öncelikle hayatını kaybeten vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımız da 500'e yakın varmış. Onlara da bolca şifa diliyorum. Umarım en yakın zamanda iyileşirler. Deprem genelde depremden depreme atanan bir konu olduğu için şu anda herkesin gözü kulağı bu deprem konusu üzerindeyken bu videoyu çekmek istedim. Bir bilinç oluşması adına. Umarım bilgilendirici güzel bir video olur. İyi seyirler. Yerin hareketi sonucu oluşan deprem çok nadiren meydana getirdiği heyelan ve tsunami durumlarında can almaktadır. Genelde bizim yaptığımız yapıların yıkılması sonucunda can kayıpları yaşıyoruz. Deprem can almıyor. Bizim yaptığımız binalar, sağlam olmayan binalar can alıyor. Bu nedenle de mimarlar ve mühendisler olarak bu konuda daha fazla çalışmalıyız. Deprem mimarisi üzerine daha fazla kafa yormalıyız. Bir yapının depreme dayanıklı olarak inşa edilmesindeki amaç, yapıldığı bölgede kullanım ömrü boyunca oluşacak en şiddetli depreme bile dayanıklı olması, göçmeden ayakta kalabilmesi ve can güvenliğini sağlaması yönündedir. Yeryüzü plakaları birbirlerine göre göreceli hareket ederken gerilme birikimi oluşur ve bu gerilmeler yeterli büyüklüğe ulaştığında dış kabuğu yırtar. Bu yırtılma pay olarak adlandırılan zayıf düzlem boyunca devam eder. Biriken gerilmeler enerji ortaya çıkarır ve yerkürede titreşim dalgaları oluşturur. Bu dalgaların yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsması olayına deprem adı verilir. Belirli bir noktada oluşacak yer hareketinin büyüklüğü 3 değişkene bağlıdır. Birincisi, ilgili nokta ile deprem kaynağı arasındaki uzaklıktır. İkincisi, depremde ortaya çıkan toplam enerji yani depremin büyüklüğüdür. Üçüncüsü, ilgili alandaki zemin koşullarıdır. Zemin koşulları bakımından derin, yumuşak zeminler veya yeterli sıklıkta olmayan zeminler, sıkı zeminler veya kaya zeminlere göre daha olumsuz ortam oluşturmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkemizin %92'si deprem bölgeleri içerisinde yer almaktadır. Deprem bölgelerinde yaşayan nüfusun oranı ise %95'i bulmakta. Kısacası neredeyse hepimiz depremle karşı karşıyayız. Geçmişte yıkıcı depremler olduğu gibi gelecekte de olmaya devam edecek. Ülkemizde son 58 yılda depremler nedeniyle 411.465 bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Yıllık ortalamada bu sayı yıkılmış 7.094 binaya tekabül etmektedir. Hem binaların şiddetli depremlerden etkilenmemesi hem de can kayıplarının olmaması yönündeki oluşturulan sismik yapılar genelde ekonomik maliyeti yüksek tuttuğu için tercih edilmemektedir. Ülkemizde uygulanan yönetmelik bina hasarının olmamasına değil de can güvenliğinin olmamasına odaklanmaktadır. Sadece deprem sonrası kullanımı yaşamsal önem taşıyan yapıların hastane, itfaiye, enerji tesisi, iletişim tesisi gibi yapıların tasarımında göçmenin önlenmesinin yanı sıra kullanımına devam edebilmesi de amaçlanmaktadır. Bu da can güvenliğinin sağlanmasına ek olarak hasarın sınırlandırılmasını da gerektirmektedir. Depreme dayanıklı yapılara sismik tasarım adı verilir. Sismik tasarım, deprem kuşağındaki bir yapının her doğrultuda gelebilecek sarsıntıları güvenlikle karşılayabilmesi için uygulanan tasarım yöntemine verilen isimdir. Deprem tasarım olarak da adlandırılır. Depreme dayanıklı bir yapının tasarımının gerçekleşmesini sağlayacak olan bir numaralı kişi inşaat mühendisidir. Her türlü yapı depreme dayanıklı olabilir. Depreme dayanıklı yapıların belirli bir türü yoktur. Önemli olan deprem yönetmeliğine uygun şekilde tasarlanmış, her yönden gelebilecek sarsıntıları doğru bir şekilde karşılayabilecek düzeyde malzeme kullanımı ve miktarı konusunda yönetmeliğe uygun yani demiri ve betonu istenilen düzeyde binalar inşa etmektir. Bu binalar prefabrik ev, ahşap ev, betonarme, çok katlı apartmanlar hatta gökdelenler bile olabilir. Sismik tasarıma sahip binalar yüksek şiddetli depremleri bile hasarsız bir şekilde atlatmamızı sağlar. Tıpkı Japonya gibi. İnşaat mühendisi Necat Bayülke bu konuyla ilgili görüşlerini şöyle aktarıyor. Her depremden sonra farklı malzemeyle yapıldığı halde hem yıkılan hem de sağlam kalan binalar olur.
Sorun bir malzeme sorunu değildir. Çünkü malzemeyi doğru kullanırsanız depreme dayanıklı binalar yaparsınız. Eğer binanızın depreme karşı yeteri kadar sağlam olmadığını düşünüyorsanız binanıza güçlendirme işlemi yaptırmalısınız. Bina güçlendirmesi yapılmadan önce bina uzmanlar tarafından incelenmelidir. Yapılan analizler sonucunda binanın kolonlarına beton ve demirlerini ek yapılarak bina daha güçlü hale getirilir. Binanızı deprem izolatörleri ile güçlendirmek istiyorsanız bunun birkaç ön koşulu vardır. Bitişik nizam binalarda deprem izolatörleri uygulanmaz. Orta, iyi dereceli malzeme kalitesi gerektirir ve standart sapması düşük olmalıdır. Bodrum katı olmayan binalarda uygulama daha zordur fakat imkansız değildir. Öncelikle deprem izolasyonu uygulaması ne kadar erken karar verilirse inşaat süreçte gecikme yaşanmadan en kısa sürede sonlanacaktır. Yeni yapılacak binanın mimarisinin de deprem izolasyonuna uygun olması önemlidir. Deprem izolasyonlu konutlarda aks açıklıkları mümkün olduğunca geniş seçilerek 7-8 metre deprem izolatörü maliyetinde tasarruf sağlanabilir. Deprem izolasyonlu binalarda perde duvar kullanımından mümkün olduğunca kaçınmak gerekiyor. Asansör ve merdiven kovalarında dahi mümkün olduğunca perde duvar kullanılmaması önerilir. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.